Tıraş olurken anne elektriğin yok olabileceği, otelde kalsanız bile bu arada yok olabileceği ülke Lübnan'dan hayırlı sabahlar, selamünaleyküm, konnichiwa. Şöyle Lübnan sokaklarında sizlere göstereyim abi. Bugün yağmurlu, yani çok nadir yağmur yağan bir ülkeymiş anladığım kadarıyla, ama bugün yağmurlu. Az önce deli dehşet yağmur yağdı ve yağmaya da devam edecekler diyorlar, ama şimdilik durdu ve bunu tabii ki de avantaja çevireceğim. Zaten şu güzelim ülkeye birkaç günlüğüne gelmişiz, yani öyle yağmur mağmur bahane yok abi, tam gaz çekmeye devam. Bugün 100 lirayla bir gün, yani özellikle normalde sokak yemeği yapacaktım ama özellikle Lübnan için benim öyle en çok ilgimi çeken şey, ekonomik olarak çökmüş bir ülkede fiyat performans nasıl oluyor? Yani bunu söylemek istemiyorum ama özellikle yabancılar Türkiye'ye geldiği zaman da mesela dolarla çok lüks hayat yaşıyorlar ya, bu Lübnan'da da mümkün mü onu bir görmek istiyorum. Ama tabii önce bir sakalımı tıraş olmam lazım, yarıda kaldı ya, of ya. Ve yola tekrardan koyuluyoruz. Abi var ya, dün 28 derece yaşadık ya. Şu anda böyle yağmurla birlikte ufaktan havaların soğuması. Yani aslında hiç fena değil şu an. Hava mükemmel. Umarım sadece yağmur tekrar az önceki gibi yağmaz. Ulan çok tatlı ya maşallah. Ya biz Starbucks öncesi dedik ki önce tatlı yiyelim, ondan sonra kahve üstüne çok daha güzel gider. Tonino's Crepe denen bir yere geldik. Allah, bol bol Nutella'mızı sürüyor abimiz, sağ olsun, var olsun. Amanin, amanin, thank you, mersiktir. Hemen şöyle fiyatları da göstereyim. Bizim aldığımız Nutella'nın fiyatı 35 bin Lübnan lirası. Genel olarak da işte 25 ile 35 arasında fiyatlar. Allah Allah, thank you very much, mersiktir. Bu arada abi, mersiktir küfür değil, burada teşekkür demek, mersiktir deniyor. Yani bilginize, her bunu dediğinde aa küfür ediyorum moduna girmez. Seni sevinirim çünkü ilk başta bunlar bana niye küfür ediyor diyordum. Is it good? Is it good? Çok güzel. An itibariyle Lübnan lirası fiyat bazında 1 dolar yaklaşık 24-25 bin Lübnan lirasına denk geliyor. Ama yani bu her geçen gün, mesela bir sonraki hafta 26 bin olabiliyor. Ondan sonraki hafta 28 bin oluyor. Maalesef böyle bir durum var yani. Gün geçtikçe dolara karşı değer kaybediyor şu anda Lübnan lirası. Ablanın da elini aldık ama. Gayet güzel, gayet mükemmel. Günü şöyle güzel bir çikolata, Nutella'lı krepte başlamak istiyorsanız bunun fiyatı yaklaşık 1-1,5 dolar arası bir şey yani. Mükemmel. Bir de ilginç bilgi, şu anda 100 lira resmi kura göre 11 bin Lübnan lirası yapıyor. 11.214 Lübnan lirası. Ve az önce dedim ama şunun fiyatı 35 bin. Yani şu normalde resmi kura göre 300 TL falan. Oh my god. Hatta 300 TL'den daha pahalı. Ha peki gerçekten bir krepe biz şu anda 300 lira mı verdik? Tabii ki de hayır. Bu da aslında ekonomik olarak çökmüş bir ülkenin şey abi, yani resmi kurla kara borsa kuru bambaşka. Her videoda diyeceğim ama asla ve asla buraya böyle kredi kartıyla falan gelmeyin. Bir tane krebe yani 300 liradan fazla vermek zorunda kalırsınız. Birazdan da göstereceğim ama burada işler kara bor... Birazdan da göstereceğim ama burada işler kara bora... Cannot speak. Birazdan da göstereceğim. Biraz sonra da göstereceğim ama burada işler kara borsayla ilerliyor. Neyse, şimdi tatlımıza yediğimiz üzere kahve içiyoruz. Let's go. Ve tabii kahveye gitmeden önce şu güzelim lambaları göstermek istiyorum. Asla işe yaramaz trafik lambaları güzelim Lübnan'ın. 100 kere söyledim ama elektrik yok ülkede. O yüzden bu arabalar yani tamamen pardon keyfi bir şekilde thank you kendilerini korna çala çala geçiyorlar. Ve dırı dırı. Haydi selamünaleyküm. Menümüzde görebileceğiniz öyle klasik bir venti boy ice latte'miz var. Bir de yanına şöyle cinnamon roll tarzı bir şey aldık. Olga ablamız da bir adet latte aldı kendisine. Şimdi Lübnan'a geldiğiniz sabah şöyle güzel tatlı eşliğinde kahveyle başlamak istiyorsunuz. Bu size kaça mal olacak? Öncelikle bir adet Starbucks kahvesi. Starbucks diyorum çünkü Starbucks Türkiye'de de var ve fiyat kıyaslaması yapabilirsiniz. An itibariyle şu venti boy latte ice latte 35 bin Lübnan lirası tutuyor. Yani az önceki kreple aynı fiyat aslında. Tekrar söylüyorum. Eğer kredi kartıyla öderseniz şu 300 liradan fazla tutacak bir kahve. Ama buraya gelip kara borsada nakit çevirirseniz yine yaklaşık olarak 1-1,5 dolar arası bir fiyata denk geliyor. Tadına gelecek olursak da açıkçası bayağı güzel yani. Ben Türkiye'deki ice latte'leri çok sevmiyorum. Aşırı sütlü oluyor. Burada kahve gayet yoğun ve güzel tadı var. Ve gelelim şuradaki güzelim cinnamon roll'umuza. Bu 1 dolardan daha az tutuyor bu arada. 24 bin Lübnan lirasına denk geliyor. Bunun tadına gelecek olursak da hatta şöyle direkt abi batırıyorum. Yani acayip lüks ve böyle enayice bir şey diyeceğim farkındayım ama eskiden olsa beğenirdim herhalde. Danimarka'ya gidip hasını yedim ya, ondan sonra bu acayip boş geliyor. Ama şöyle kahvenin yanında güzel gidecek bir tatlı. Neyse, afiyet bal şeker olsun.
Hazır kahvemi de içerken sabah muhabbeti olarak buranın çöküşü hakkında bahsetmek istiyorum. Eğer ola ki ilk videoyu izlemediyseniz orada bir tık böyle bahsetmiştim bu konu hakkında. Ama Lübnan abi 1975 yıllarında altın çağını yaşayan bir ülke. Yani dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi imiş. Ama öncelikle 1975'te bunların böyle Hristiyanlar vs diğer dinler şeklinde bir iç savaş oluyor. İç savaş sonrası ülke zaten bir çöküş dönemini geçmeye başlıyor. Daha sonrasında 2006 yılında maalesef ki İsrail ile Lübnan bir savaşı oluyor. Ve savaşı sonrası İsrail geliyor mesela. Buradaki elektrik fabrikalarını, orasını burasını bombalıyor. Ve bu da ülkenin elektrik kaynağını yok ediyor. Büyük bir derece zedeliyor. Ha, elektrik sıkıntısı çekiyorlar mı? Henüz o kadar çok çekmiyorlar ama böyle duraklamaya başlıyor. İşte elektrik iyice pahalanmaya başlıyor. Şöyle de böyle de. Yurt dışından mesela jeneratör getiriyorlar ya da bir şeyler getiriyorlar. Onunla üretmeye çalışıyorlar ama gaz gerekiyor. Bu sefer mesela elektrik üretmek için gaz sırasına giriyor insanlar. Mesela yazları gaz istasyonlarında böyle sıralarca sıra oluyormuş. Ve bu mesela öyle 2-3 günde olan bir şey değil. Yıllar geçtikçe dolara karşı değer azalıyor, paranın işte o fırlıyor, bu fırlıyor, onun fiyatı artıyor, insanlar yetişemez hale geliyor, başka bir şey getiriyorlar, ona yetişemiyorlar falan da filan da. Daha sonra 2019 yılında artık insanlar patlama evresine geliyor ve devlete karşı ayaklanıyorlar. Bir de şöyle bir şey var ki Lübnan'ın devleti maalesef birazcık sıkıntılıymış. Yani şu anda da bir tık sıkıntılar var diyorlar ama bazı bir kesim anladığım kadarıyla buranın böyle dolar kaynağını alıp kaçmışlar. Ha böyle olunca ülkede dolar kalmıyor, şu kalmıyor, bu kalmıyor falan filan. Mesela Merkez Banka kendilerine dolar yatırım yapan, işte milyonlarca dolar yatırım yapan insanların parasını geri veremeyeceğiz demişler. O bir anda herkes bir anda milyonlar kaybediyor. Düşünsenize fakirleşiyor. Bir de daha sonra 2020 yılında yine bir patlama geliyor. Hala o patlamadan sonra yıkılan gaz istasyonları, binalar falan filan aynı öyle görebilirsiniz. Ve artık millet diyor ki yeter gari ülkeden gidiyoruz. Yani ülkede bazı apartmanlar var komple boşaltılmış. Herkes artık yurt dışına kaçmışlar, yurt dışına çıkmışlar falan filan. Neyse bu yüzden de şu anda Lübnan ile özellikle son 2-3 yılda ekonomik krize girmiş bir vaziyette. Bu arada tabii ki kankalarımız... Oh, they both went away. Yani bu yüzden şu anda Lübnan hele özellikle son 2-3 yılda ciddi anlamda şöyle jet coaster bir şekilde dolara kaybı, değer kaybediyor parası ve ekonomik krizde. Bu arada bakın kahvemizi içene kadar tekrardan maşallah sağanak yağmurumuz başladı. Hazır yağmur yağarken zaten dışarı çıkamıyoruz. Şurada Western Union var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama orası hakkında size hemen bahsetmek istiyorum. Eğer ola ki bizim gibi yani gelirseniz Lübnan'a. Ama buradaki 3 akıllı insan gibi değil de benim gibi süper akıllılık yapıp nakit parayla gelmezseniz ne yapacaksınız? Benim Allah'tan mesela Olga ablaya vardı yanımda ki ondan ben dolar alıyorum, o bozduruyor. Ben ona normal internet bankacılığıyla geri ödüyorum şu anda. Yoksa hani burada zaten batacağız abi ama sizin böyle yanınızda birisi yoktur. Kendiniz gelmişsinizdir ya da arkadaşınız da sizin gibi süper zekidir ve ikiniz de tek bir kredi kartıyla geldiniz. Öyle zamanlarda bu Western Union'ları kullanabilirsiniz. Mesela Irina ile Albert buradaki paraları bittiği zaman Western Union'da kendilerine para göndertiyorlarmış dolar. Onu da burada çekip tekrardan dolar şeklinde nakiti bozduruyorlar. Böylelikle burada hani o nakit sıkıntısında kurtulabiliyorsunuz. Ve bu gerçekten yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Hani tavsiye ederim. Yoksa burada yani bir kahve 300-300 öde ödeye bir cebinizde 5 kuruş kalmadan dönersiniz ülkenize, bilginize. Neyse abi afiyet bal şeker olsun. Sırada gideceğimiz yer ise tabii ki kahve sonrası kahvaltı mekanı. Tam bu alanın karşı kısmında kalıyor. Bu arada şu an bulunduğumuz yerin adı Hamrat Mahallesi diye bir yer. Yani eğer gelirseniz Hamrat Mahallesi'nde kalmanızı tavsiye ederim. Yani daha böyle normal insanların takıldığı ve yemek yiyeceğiniz lokantaların olduğu yer bu taraf. Ve gerçekten merkezi bir konum. Hani otel tutarken ona göre tutabilirsiniz. Bu arada otel demişken hazır kahvaltıyı beklerken otel fiyatlarını sizlere bahsetmek istiyorum. Yaklaşık olarak gecesi 260 liradan başlıyor. 460 liraya kadar falan 500'e kadar çıkıyor. Bu sefer hostelde kalmadığım için öyle klasik hostel turunu falan yapmayacağım. Otel bana çünkü acayip sıkıcı geliyor. Turlayacak hiçbir yeri de yok. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Buradan otelinizi tutsanız bile abi unutmayın ki cash ödemeniz gerekecek. Yani otelin fiyatı neyse artık bilmiyorum. O kadar dolar getirip dolar ödeyeceğinizi unutmayın. Mesela diyelim ki 4 gece kaldınız, 140 dolar ne tutmuştu bizde? 140 doları abi nakit ödemeniz gerekiyor. Bunu unutmazsanız iyi olur çünkü kredi kartıyla öderseniz geçmiş olsun. O 140 dolar size olur mesela kaç oluyor? 2300 dolar falan filan direkt batarsın. Neyse gelelim kahvaltıya. Öncelikle burada çok sevdiğim bir şey limonata ama naneli limonata. Türkiye'de de vardır büyük ihtimalle ama buranınkini denemenizi tavsiye ederim. Çok çok güzel. Ve kahvaltının kendisine gelecek olursak da...
Görebileceğiniz şu güzelim ekmek arası farklı farklı maddelerin olduğu yemek burada kakat deniyor. İlk olarak göstermek istediğim tat buranın en böyle geleneksel olan tadı. Şöyle içini açayım abi. Buranın sumak gibi olan, burada zatar denen bir sos bu. İçindekiler ne derseniz de böyle sumak bir şey karışım yani. Özellikle sumak burada önemli. Sumağa çok benziyor tadı ama sumakla birlikte farklı farklı sosların da karışımı. Dün bunu araştırmasını yapmıştık ama şu anda unuttum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bir tık ekşi ama yoğun bir tadı var ve çok güzel. Ekmek arası sumak yenir mi? Kesinlikle yenir. Gelirseniz bakın zatar dedikleri bu şeyi kesinlikle tatmanızı tavsiye ederim. Mükemmel ötesi, bir de böyle bağımlılık yapan bir tadı var. İlk başta bu ne ya diyorsun. Ondan sonra yedikçe güzelleşen bir tadı var. Afiyet bal şeker olsun. İkinci tat ise şöyle güzelim, labne peynirli kakat. Bir de üçüncü tat olan bu şankliş dedikleri bizim aslında köy peynirleri. Yani annemin bu ağır peynirleri olur ya salatanın arasına koyduğunuz. Onun sandviçi var. Bunun yarısını alın abi şöyle açıp. Labnenin de yarısını alın abi şöyle açıp. Ve yarım labne ile yarım şankliş şöyle abi birleştirin. Allah. Şöyle yepyeni bir tat oluşturun kendinize. Bu kakat yemeğinin en güzel yanı bu. Farklı iki tadı böyle birleştirebiliyorsunuz. Ve istisnasız neyle neyi birleştirirseniz bile güzel bir tat ortaya çıkıyor. Şöyle ya Allah, bismillah. 10 numara yemek. Vallahi kahvaltı için mükemmel. Bir de yanında şöyle mintli limonatanızı alın abi. Ve çok şükür kahvaltımızı yaptık. Hesaba gelecek olursak da buranın kuruna göre normal alsaydık 143 dolar tutacak olan hesap normalde 215 bin Lübnan lirası. Ve dediğim gibi buranın böyle lokal parasıyla nakit ödemeniz gerekiyor. Ve benim yediğim kısım yaklaşık olarak 35 bin yine 40 bin son falan yapıyor. Ve bu da mersiktir. 1,5 dolar ya da 2 dolar etmiyor yani. 2 dolar etmiyor. Düşünsenize kıskanmasa doyuyorsun abi. 2 dolar bile ödemiyorsun kahvaltı için. Yani Lübnan gerçekten bu arada yağmur yine durmuş. Fiyat performans olarak o kadar mükemmel bir ülke ki maalesef ki ekonomik çöküşten dolayı orası yani gerçekten üzücü ama şu anda yani Türk lirasıyla gelip gezebileceğiniz nadir ülkelerden bir tanesi ve gerçekten gezmeye değer bir ülke, onu da belirtmek istiyorum. Yani tabii önce şurada Starbucks'ta kahve, sonra şurada kahvaltı, bir de tabii gelirken krep yedik. Ne bitti? Para bitti. Para alacağız ve nereden derseniz de kara borsadan. Gördüğünüz üzere bu sokaktaki en güzel kur oranına sahip olan amca burası olduğu için herkes buradan parasını çeviriyor. İlk olarak söylemek istediğim şey, kara borsa asla illegal değil, bir şey değil. Yani gördüğünüz üzere böyle açık açık yapılan bir şey. Hani kara borsa deyince bunu ilk videoda da söyledim ama Türkiye'de mesela illegal bir şey olarak görülür. Burada değil abi. Şimdi dolarımızı veriyoruz abimize öncelikle. Baksanıza 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 milyon, 1, 2, buçuk. Yani şurada 1 milyon Lübnan lirasından daha fazla var ve sadece 50 dolar bozdurduk. Thank you, mersiktir. Neyse artık paramız da olduğuna göre birazcık böyle Lübnan'ı gezelim diyor. Çok çok küçük bir şehir olduğu için genelde akşam böyle geç saat olmadığı sürece Uber'e şuna buna ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Güzelim Lübnan, Beyrut sokaklarını geziyoruz abi. Let's go. Ve gençler, geldiğimiz yer belki de Lübnan'daki en böyle turistik olup belki de Beyrut'taki tek turistik yerlerden bir tanesidir. Acayip rüzgarlı olduğu için sesim geliyor mu bilmiyorum ama Pigeons Rock dedikleri buradaki böyle ikonik Lübnan'ı temsil eden taşlardan bir tanesi. Hatta yazları böyle botla etrafında altından falan geçebiliyormuşsunuz. O değil de ben 2 gün önce İstanbul'da fırtına var, burada 28 derece diyordum. Herhalde fırtına şu an buraya geliyor. Acayip rüzgarlı ortam. Ama gelirseniz öyle gelip görmeniz gereken yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum ki şöyle, burası yani Lübnan Orta Doğu'da çöl olmayan tek ülke. Aynı Antalya gibi Akdeniz iklimine sahip bir ülke, sadece şu an fırtınadan dolayı acayip bir şekilde rüzgarlı. Bu arada Google'da göreceğiniz sadece şu kısım, yani gerçek hayatta şurası gayet pis bir vaziyette. İnsanlar maşallah kirletiyorlar. Ama Pigeons Rock ve nerede dersiniz de Roche dedikleri buranın kordonu var. Yani şöyle yürüyebilirsiniz sabahları buraya, koşuya falan çıkabilirsiniz. Yine tabii Konya'da olmayan ağaçlarla birlikte. Yürümesi böyle, şu taşı görmesi beleş, her şey beleş yani, gelin görün, tavsiye ederim. Sadece fırtına yokken gelin çünkü acayip yani ciddi anlamda rüzgar var. Hatta şöyle hemen Instagram'a bir selfie çekeyim etrafımda son iki ayla. Neyse şu an gerçekten rüzgar ciddi anlamda var ve fırtınanın her an gelme ihtimali var yağmuruyla birlikte. O yüzden normalde asla gitmediğim ama özellikle fiyat videolarında gitmeye çalıştığım bir AVM'ye gidiyoruz. Yine yaklaşık 20 dakikalık ufak bir yürüyüş yolu, sonra AVM'de Türkiye ile özellikle fiyatları karşılaştırmak istiyorum. Let's go. İlginiz var.
varsa şurada Etçi Mehmet çok yakında Beyrut'a geliyormuş, bilginize. Venedik trenin sonunda geldik ama karşıdan karşıya görebileceğiniz üzere trafik ışığı olmadığı için arabaların arasından böyle geçiyorsunuz. Baya baya trafik ışığı yok ya. Ve belki de Lübnan'a geleli beri ilk defa hareket eden bir yürüyen merdiven görüyorum. Böyle enteresan bir ilk ile Lübnan AVM turunu başlatıyoruz. Yalnız öncelikle wow, yani çöl olduğunu düşündüğüm ülkedeki AVM'nin yeşilliğine bakın. Bir de sokaktakinden farklı olarak bütün dükkanlarda az buçuk elektrik var gibi duruyor. Şimdi bir AVM'de benim dikkatimi çeken tam olarak 3 tane mağaza var. Öncelikle kıyafet mağazası, Türkiye ile kıyas yapabilmek için. Bershka genelde çok sosyal medyada görüyorum ama benim bildiğim bir tane marka var. Burada da Pull&Bear. Selamünaleyküm. Mesela abi şu 1 milyon Lübnan lirasına geliyor. Bu da yaklaşık olarak 40 dolara denk geliyor şu anda. Yine aynı şekilde bir başka kapşonlu 1100 Lübnan lirasına denk geliyor. Bu da yine 40-45 dolar arası bir şey. Bir tane şöyle tişörte gelecek olursak da 600 bin Lübnan lirasına denk geliyormuş. Bu da yaklaşık olarak şu anda 24 dolara geliyor. Son olarak da şöyle klasik bir kot pontula bakalım diyorum. Yaklaşık olarak 1100 Lübnan lirasına denk geliyor. Yine aynı şekilde 40-45 dolar arasına denk geliyor. Yani ben uzun zamandır Türkiye'de AVM'lerde alışveriş yapmıyorum ama yanlışım yoksa burası bir tık pahalı diye düşünüyorum. Ya aslında bu aynı zamanda işte ithal ürünle kendi ürettiğin ürün arasındaki farkı da gösteriyor. Yani burada özellikle böyle markalar, yurt dışı markaları normalden de ekstra olarak pahalı oluyor. Çünkü yani İtalya, onun üstüne kermar ekliyorsun. Ve maalesef ki ülkenin çöküş sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü acayip tüketmeye odaklılar, üretmeye değil. Bir ülkede üretim yoksa abi, bak 4 sene işletme okudum, o kadar çok şey öğrendim söylenemez ama şunu biliyorum, bir ülkede üretim yoksa maalesef ki o ülkenin geleceği yani çok da parlak olmuyor. O değil, abartısız ülkedeki elektriğin yarısını falan herhalde, baksanıza bu AVM harcıyor gibime geliyor. Bu ne abi? Millet elektrik yok diye dükkanlarını kapatır, buradakiler adamları çeviriyor elektrikle, baksana. Hey maşallah ya, hey maşallah ya. Gel gelelim görmek istediğim ikinci mekana, elektronik dükkanı. Buradan da görebilirsiniz ama farklı farklı Apple ürünleri falan var. Özellikle Türkiye'de şu an yani satışı durduğu için göstermek istiyorum. Mesela bir tane şuradan görebilirsiniz. iPhone 13 Pro 256 GB 1500 dolar diyor. Bir tane MacBook Air M1 256 GB 1300 dolar diyor. Ne bileyim, AirPods Pro mu alacaksınız 260 dolar diyor. Türkiye'de ise bunların satışı yok. En son gelirken şunların fiyatı 30-40 milyar falandı Türkiye'de. Allah Allah, sonumuzu hayretsin ya bu iş. Sonu hiç güzel durmuyor da. Bu arada baktığında şu anki Türkiye'nin yani fırlamış kuruyla bile 1500 dolar yaklaşık olarak 19.800 lira yapıyor. 20 milyardan daha az yapıyor. Aha, 10 lira daha zam geldi şu anda. Şaka gibi ya buna. Alacağım ya. Bu arada şu anda dolar 13.27. Ulan daha sabah 13.3'tü ya. Oo. Umarım şu video yayınlandığında bir iki hafta sonra büyük ihtimalle dolar düşmüş olur. Umarım. Bu arada herhalde kriz bir tık atlatılmış. Şu anda fiyatlar 24, yani 25 bin lira gösteriyor bir tane iPhone 13 Pro 256. Burada ise 19. Yani eğer ilginiz varsa burada çok daha ucuz. Yani 2000 lira açtırma parasını ekleseniz bile mantıken 3000 lira kardasınız. Bilginize. Neyse abi, moral bozmadan devam ediyorum. Gelelim AVM'de yapmak istediğim üçüncü şeye. YouTuber, hello. Ahla. Say hi. Hi. Say hi. Hi. Personal channel. Neyse, ne diyordum? AVM'de benim merak ettiğim genelde 3 şeyden 3.'sine geçiyoruz. Bu arada benimkini aldığımda 17 bin liraydı. Dını dını. Normalde Burger King fiyatına bakarım. Yani Big King'leri kıyaslamayı seviyorum çünkü. Ama bu sefer Burger King değil, lokal bir Burger King'e gidelim diyoruz. Oranın da adı Roadster denen bir yermiş. Bir daha bir dipnot. Böyle fast food chainlerin olduğu yerlere gidiyorsanız kesinlikle AVM'lere gelin. Çünkü burada elektrik var oluyor. Diğer türlü elektrik kesildiği için etler metler bozulabiliyor. Bu yoğurtlu soslardır, mayonezlerdir vesaire ve gayet güzel bir şekilde zehirlenebiliyorsunuz. Ha, zehirlenmek konusunda alışkın mıyız? Evet, ama yine de zehirlenmemeyi tercih ederim. Şimdi yemekleri tanıtmadan önce içecekleri tanıtmak istiyorum. Öncelikle şu elimde gördüğünüz siyah asitli içecek kola değil abi, Pepsi. Ha, ne fark eder diyebilirsiniz ama burada fark ediyor. Çünkü İsrail'le olan savaşlarından sonra asla ve asla boykot yaptıkları için kola ya da Sprite içmiyorlar. Onun yerine şöyle görebilirsiniz, ya 7-Up içiyorlar ya da Pepsi içiyorlar. Ülkede Sprite veya kola yok. Hatta Irina burada yaşamaya başladı
yaptıktan sonra kendisi de yurt dışında da kola falan içmeyi bırakmış anladığım kadarıyla. Evet. Ve gel gelelim bu Pepsi ile birlikte yiyeceğimiz yemeğe. Dırıdırın, dırıdırın ve dırıdırın. Ben normalde burger alacaktım ama aşağı ilerleyince ramen tarzı bir şeyin var olduğunu gördüm ve dedim ki neden olmasın, direkt bunu yiyeyim. Burgerlerin fiyatına gelecek olursak da afiyet olsun. Yaklaşık 5-6 dolar, bu da yaklaşık olarak 7 dolar falan ediyor. Ama dürüst olacağım, onların burger yiyişini izledikçe benim de canım çekti acayip. O yüzden büyük ihtimalle bunun yanında bir burger daha alacağım. Karşında gördüğünüz şurada ramen var, normal noodle. Şurada ise teriyaki soslu tavuğum var. Tadına gelecek olursak da aslında spagetti kullanmamaları biraz hoşuma gitti benim. Şöyle bir güzel sündürüyoruz. He, yok lan, makarnasında fıstık ezme sosu var. Bilmiyorum görünüyor mu ama birazcık böyle kahverengi bir makarna. Abi mükemmel değil mi ya? Tadı da o kadar güzel olmuş ki açıkçası ben hiç beklemiyordum. Noodle'ın ramen düşünsenize, fıstıkla yiyorsun. Bir de üstüne şöyle soslu bir tavuk. Ve tadı yemin ediyorum mükemmel. Çok şükür, bir şükür fazlasıyla gereğinden çok çok daha fazla karnımızı doyurduk. Fiyat olarak bir tık pahalı olabilir. Yani eğer normal Lübnan yemekleri yemezseniz, böyle lokantalarda yerseniz oraya göre pahalı oluyor. Ama tadı güzel mi? Arada bir farklılık yapmak için güzel mi? Güzel. Tek sıkıntı 100 lirayla bir gün tekrar 100 lirayı aştı gibime geliyor sanki birazcık. Neyse artık şu güzelim AVM'ye yavaş yavaş elveda diyoruz. Yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Let's go. Olmadı olmadı, bir daha. Hem şöyle ufaktan yediklerimizi eritelim. Hem şöyle ufaktan Since I came here, I lost my Turkish abilities. Hem şöyle yavaştan yediklerimizi bir eritelim diyoruz, hem de şöyle tekrardan Lübnan sokaklarıyla birlikte merkeze doğru gidiyoruz. Let's go. Bu arada yemin ederim geldiğimden beri ilk defa trafik ışığında ışık görüyorum. Yemin ederim ilk defa görüyorum. Yani Lübnan'da bugüne kadar gördüğüm her şeyi toplasam bu kadar ilginçken vallahi trafik ışığı var lan, görebiliyor musun şurada? Kırmızı kırmızı. Lübnan'da bir ilk yani benim için. Hayırlı uğurlu olsun, onu da görmeden ölmedim demem. Oğlum hayırdır inşallah lan, baksana elektrikler var. Şurada da elektrikler, her yerde elektrik var ya. Arkadaşım Irina da diyor mesela, Lübnan'ın bu olayını anlamıyorum. Gündüz vakti elektriğe gerek yokken ışığa elektrikleri yakarlar. Yani büyük ihtimalle devlet şu anda yani elektriği salmış bu vaziyette. 1 saat 2 saat günlük elektrik kotasını dolduruyor. Gece vakti elektrik zerre olmuyor. Yani ışıklar kapalı, düşünsene. Tövbe ya Rabbim, ilk defa bu kadar elektrik yok, sokak lambasının yandığını görüyorum var ya. Neyse hazır elektrik de varken şöyle Coop dedikleri buranın lokal marketlerde market fiyatlarını göstermek istiyorum sizlere. Normalde market fiyatları o kadar da taktığım umursadığım bir şey değil. Ama yani ekonomik olarak çökmüş ve çökmekle devam eden bir ülkede market fiyatları Türkiye'ye kıyasla nasıl? Allah bismillah diyerekten başlıyoruz. Tabii ilk olarak en önemli şeylerden bir tanesi olan dırın dırın Ülker Piko fiyatı ise 3600 Lübnan lirasına denk geliyor. Ha Piko değil de Dido seviyorum diyorsanız bunların fiyatı 5500 Lübnan lirası. Ben onu da istemiyorum diyorsanız şöyle Ülker çikolatalı gofret alabilirsiniz. Klasik bizim çikolatamız. Ve bunun fiyatı yazmıyor ama 6000 falan da herhalde bildiğim kadarıyla. O değil de gerçekten Ülker'in bütün ürünleri var herhalde. Baksanıza kokoslar, ikram, dore more her şey var ya. Bir de tekrar göstermek istiyorum. Pepsi var, 7up var ama asla Coca-Cola'dır, Sprite'dir, Fanta'dır onlar yok. Derdemez çekimin yasak olduğunu söylediler ve bizi kovdular, geçmiş olsun. Bir de buradakiler zeki ya. Yasak oldu yani, bence yasak değildi. Yasak olduğunu söyledikten sonra telefonla çektim, sildim abi tamam falan filan dedim. Son silinenlerden de sil diyorlar. Afrika'da falan olsa yiyor da burada yemedi abi, yapamadım yani. Neyse tabii ki de yılmıyoruz. Sadece çikolata fiyatlarını gösterip bitirmeyeceğim. Şu an başka bir markete doğru gidiyorum. Umarım yani orada sıkıntı çıkarmazlar. Artık polislerle bu insanlarla o kadar uğraşmak istemiyorum ki, bıkkınlık geldi ya. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Şu anda geldik gösteriyor. Otelin yanındaymış ama otelin yanında
sadece bir harabe var. Yani sanırım burası Google Map'te gösterilen market. Kapandı mı ki? Market yerine şöyle bakkalımsı ufak bir markete geldik. Orada ufaktan çekim yapmaya çalışacağım. Bu arada hazır gelmişken şunları da göstereyim. Almaza buranın lokal birası. Yani ola ki biraya ilginiz varsa 2-2,5 dolar arası şunların fiyatı var. Burada da hiçbir yerde fiyat yazmamışlar ki ya. Neyse market bu kadar. Sorry. Google Maps'ten bile silinmemişler bak. O kadar yeni olan şeyler. Yani insanlar gerçekten terk ediyor. Binalar bomboş bırakılıyor falan da filan da. Çok ilginç ya. Yani aslında insanlara baktığın zaman asla tüketimde bir eksilme yok yani. Hala tam gaz tüketiyorlar, ediyorlar. Ama gerçekten ülke kötüye doğru geliyor ya. Ve onu gözle görebiliyorsun. Mesela baksana şurada Residence Plaza denen bir yer var. Ama şu an harabeye dönüşmüş bir şekilde. Bununla alakasız olan bir şey de var ki ülkede sokak sanatları acayip güzel yapılıyor. Yani inanılmaz kaliteli işler var. Kalite demişken de eğer Lübnan'a, Beyrut'a geliyorsanız ve kaliteli ve garip ve enteresan, güzel, acayip, manyak, hoş bir tatlı yemek istiyorsanız arkamda gördüğünüz Cafe Hamrat'a gelebilirsiniz. Bu arada acayip manyak güzel falan diyorum ama bakacağız. Ben de ilk defa yiyorum. Hello. Şimdi mekan gayet cix, gayet güzel, otantik bir ortam var. Kafenin böyle kıpkırmızı olmasının sebebi Cafe Hamra olması. Hamra burada kırmızı demek oluyormuş galiba ve aynı zamanda bu mahallenin ismi oluyor kendisi. Daha çok böyle maç izlemeye, işte şişe falan filan içmeye geliyor anladığım kadarıyla insanlar ama tatlı yemek için güzel bir yer olduğu söyleniyorlar ve tatlının yanında kahve olmazsa olmaz. Olga ablamız klasik kafe latte içmeyi tercih etti ama ben ve Irina dedik ki buranın kahvesi olan Lebanese kahve birazcık Türk kahvesiyle benziyor, daha doğrusu aynıymış ama içelim dedik. Tek fark böyle sunuş olarak ayrı getiriyorlar kahveyi. Kendiniz dökmeniz gerekiyor. Şöyle umarım dökmezsek inşallah yavaş yavaş. Ve ilginç bir şekilde 2 bardak falan çıkıyor herhalde bir tane şu ne deniyorsa bunlardan. Eğer ola ki has Lübnan kahvesi... Aa üstüne döktün. Mersiktir. Eğer ola ki has Lübnan kahvesi içmek isterseniz, yani biz de istedik ama yok herhalde ellerinde. Bunun içine bir de kakuya ekliyorlarmış. Böyle farklı bir aroması oluyor. Türk kahvesi, yani bildiğimiz ana babam Türk kahvesi. Gel gelelim buraya gelmemizin esas sebebine. Ve aha. Okay, don't mind please. Ve aha. Yemeğin kendisinden geçmeden önce fark ettiniz mi bilmiyorum ama bir tane söyledik, 3 kişi paylaşacak. Herkese birer tane söylemedik. Bu da benim kiloya dikkat ettiğimi gösteriyor. Ekmek pudingin kendisine gelecek olursak da Allah Allah, içerisi yumuşacık. Açtı ekmeği, daha sonra karamel sosunu dondurmanın üstüne ve ekmeğin üstüne yetmiyormuş gibi döküyor. Bunu böylelikle yiyoruz anladığım kadarıyla. Tabii Irina bütün karameli boşalttı. Şöyle dondurmadan azıcık alıyoruz. Daha sonra ekmeğinden alıyoruz. Bu değil, ekmeği var o kadar pofuduk ve yumuşacık ki. Şöyle karamel sosuyla, dondurmasıyla, yumuşacık ekmeğiyle birlikte. Ya Allah, bismillah. Değil mi? Bugün hatta Lübnan'a geldiğimden beri belki de yediğim en güzel şey olabilir. Bunun Fransızca ismi pain perdu'muş. Eğer bilen varsa biliyordur. Ben size tadını söyleyebilirim sadece, mükemmel ötesi. Ekmeğin sıcaklığına zıt bir dondurmanın soğukluğu var. Ve hani dondurma ekstra şekerli mi yapar dersiniz? Hayır, karameli böyle bastırıyor bir nevi. Ve buna Türkçe'de ne deniyor? Fransız usulü tost. Fransız usulü tost deniyor imiş. Afiyet, başakır olsun. Benim acil dişimi yaptırmam gerekiyor. Hala şurada bir tane çürük var, dolgusu çıktı var ya, çukur var dişimin içinde. Çok kötü ya. Vallahi o Afrikalı doktor bir gün bulursam var ya, gerçekten soracağım. Neden yani? Madem yapamıyorsun, neden benim dişimi oydun, deldin ya? Ama çok güzel bunun yemeklerin tadı da. Ve çok şükür, bin şükür tatlımızı da yedik. Abi bugün o kadar şanslıyız ki ne zaman şöyle kapalı bir alana giriyoruz, dışarıda hayvan gibi yağmur yağıyor. Gel gelelim artık bugünün son segmentine doğru. Beyrut bildiğiniz üzere parti şehri olarak da biliniyor. Yani burada gece hayatı bayağı meşhur. Hatta bazı insanlar sadece hafta sonu geliyor Beyrut'ta parti diyorlar çünkü ucuz geliyor onlara. Ve ondan sonra memleketlerine de eğer nereye gideceklerse geri dönüyorlar. Bugün çarşamba akşamı olduğu için o kadar aman aman aktif değilmiş. Ama böyle herhangi bir partiye değil, özel bir yere gitmeyi düşünüyoruz. Oradan önce de şöyle şırıl şırıl ışıklar altında bir tane bar var. Burada önce pre-drinkimizi yapalım diyoruz. Hem hani böyle yol kenarında klasik bir barda fiyatları sizlere göstermek istiyorum. Şimdi
Şimdi eğer herhangi bir bara gelirseniz veya Lübnan, Beyrut'ta o gün dışarı çıkarsanız size tavsiyemeye özellikle alkol tüketiyorsanız burada herkesin içtiği bir içecek var ve o da Jim Basil abi. Onun dışında bunların böyle almaza dedikleri biraları var, farklı farklı kokteylleri var ve kokteyller çok güzel olduğu söyleniyor burada. Bir içeceğin fiyatı yaklaşık olarak 2-2,5 dolardan başlıyor. 3 dolar, 4 dolara falan çıkabiliyor. Bir tane Jim Basil'ın fiyatı yaklaşık olarak 85 bin işte Lübnan lirasına falan denk geliyormuş. O da 3-4 dolar arası bir şey yapıyor. Abi özellikle bu bar kültürüne thank you. Thank you. Merci. See you, bye bye. Bu bar kültürünü göstermek istememdeki sebep Lübnan eşittir işte Orta Doğu ülkesi olarak denildiği zaman insanlarda otomatik böyle ön yargı oluşuyor. İşte alkol olmayan ülkedir, şudur, budur. Gece eğlenceleri yasaktır da şöyledir de böyledir de falan da filan da insanlar katı düşüncelidir. Asla ama asla öyle değil. Alkollü de alkolsüz de her türlü her eğlencenin dibine burada vurabiliyorsunuz abi. Ve tabii yani böyle klasik bir barda geceyi bitirecek miyiz? O kadar sıkıcı değiliz. Çok şükür, bin şükür. Şimdi gideceğimiz yer arkada ekip toplandı. 6 kişi birlikte güzel bir Arabic night tarzı bir yere gideceğiz. Şimdi gençler arkada böyle oryantal müzikle sesim ne kadar geliyor tam emin değilim ama Arabic Night'in yapıldığı yere geldik. Normalde çarşamba değil de perşembe gecesi gelseymişim. Şu arkamda gördüğünüz alan normalde tıklım tıklım olmuş vaziyette ve insanlar Arabic böyle danslar manslar yapıyorlarmış. Biz de bu arkamda acayip sesli bir oryantal müzik var ama onunla birlikte güzelim yemekleri yiyeceğiz. Bizlere afiyet bal şeker olsun. 1 hour later. Neyse abi 2 dakika şu mekandan çıkalım, içerisi acayip sesli çünkü. Der demez tekrardan sağanak yağmur mu deniyor artık ne deniyorsa bu yağmura yakalandık. Böyle bir tane otelin altında kalmaktayız şu anda ama hazır ciddi ciddi yağmur yağıyorken de bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Gençler öncelikle yediğimiz akşam yemeğinin fiyatı yaklaşık kişi başı 6 dolardan daha az bir rakama denk geliyordu. Yani gerçekten çok ucuz ve gördüğünüz gibi bir masa dolusu yemek yedik. Ha bugün 100 liraya geçti mi? Evet büyük ihtimalle geçmiştir diye düşünüyorum yani bir tık da olsa ama gelirseniz Lübnan'da bizim gibi böyle tıka basa öğün başı 2-3 tane yemek yemenize gerek yok yani. Lübnan gerçekten Türk lirası ile bence şu anda gezilebilecek ve gerçekten doya doya gezebileceğiniz nadir ülkelerden bir tanesi. Bugün mesela şu videoyu çektiğim tarih aralığın biri olmasına rağmen yani dün mesela 28 dereceyi gördük. Yani bugün de böyle yağmur yağıyor falan filan ama üstünüze şöyle bir tane hırka giyseniz bile yetecek kadar çok çok güzel bir havası var. Lübnan gerçekten tavsiye ederim. Şöyle kendim ışığı yönlendireyim. Sıktıysam hakkınızı helal edin abi. Yarın Lübnan'da son günümüz ve son günü tıka basa sokak yemeği yiyerek geçirmeyi düşünüyorum eğer yağmur yağmazsa. Bu arada şu anda Instagram'da @chatlanda son hikayeler mini vlog serisi başlattım. Bilginize bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. Bu arada gençler geceyi nerede bitiriyoruz derseniz tabii ki de güzelim krepçide. Sabah aldım sade Nutella'lıydı ya bu sefer böyle brownie'li çilekli bir şey aldım.